olaylarını takip etmek önemli bir yer almakta. Biz bunları öncelikli olarak diğer birçok sektöre de hizmet verebiliyoruz ama öncelikli olarak bizim açımızdan başarılı olarak yaptığımızı düşündüğümüz alanlar bunlar. Gerek. Şimdi biraz daha Aksap'ta'nın spesifine inmek istiyorum. Aksap'ta mimari olarak nasıl bir yazılım? Ama oraya gelmeden önce belki size şöyle bir vizyon vermekte fayda var. Bir yazılımcı olarak okyanusun önündesiniz ve sahildesiniz ve önünüzde koca bir okyanus var. İstediğiniz yere gidebilirsiniz, istediğinizi yapabilirsiniz. Bir paket yazılıma geldiğiniz zaman, bu hangi paket yazılımı olursa olsun, sizin kısıtlarınız söz konusu oluyor. Sizin için çizilmiş bir çerçeve söz konusu. Bu çerçevenin içerisinde değişiklikler yapmanız gerekiyor. Başkalarının kurallarına göre oynamanız gerekiyor. Yani bir kurallar bütünlüğünün içerisine uyuyorsunuz. Bunun getirileri ve götürüleri var. Götürüleri temel olarak sizin yapabileceğiniz esneklik ve yaratıcılığınızda belli bir oranda kısıtlama. Getirileri ise her şeyi tekrardan icat etme zorunluluğunun olmaması. Hali hazırda yapılmış kütüphanelerden rahatlıkla alıp veri almayı rahatlıkla yapabiliyorsunuz, veri yazmayı kolaylıkla yapabiliyorsunuz. Bu verinin arkasında birçok genelde iş mantığı olması gerekiyor. Bu verinin doğru olup olmadığı başka verilere göre tutarlılığının sağlanması gerekiyor. Bunların hepsini bir araya getirmek önemli bir detay olduğu için siz bir paket dilinin içerisinde yazılım geliştiriyorken belli kısıtlarla oynuyorsunuz ama Aksap'ta da bu kısıtlar olmasına rağmen nispeten daha az. Eğer siz bu kısıtları hiç istemiyorsanız zaten gittiğiniz yer herhalde assembly tarzında böyle direkt her şeyi ben kendim yapayım tarzında bir yaklaşım ki orada bile eminim kısıtlarla karşılaşıyor olacaksınız. Onun için bu varsayımla birazcık kendinizi kısıtlama içerisine almayı belli bir oranda varsaymak gerekebiliyor. Ama içerisinde rahatlıkla çalışabileceğiniz bir ortam sunuyoruz biz size. Aksap'ta'nın geliştirmesi Morphix adını verdiğimiz kendi geliştirme ortamında ki ürün gidişatına baktığımız zaman bu gitgide Visual Studio'ya benzer, Visual Studio'nun içerisinde de yapılabilen ve Visual Studio ile entegre olacak bir ürün. Bu release'de değil, bir sonraki release'de bunun olması bekleniyor genel olarak. Buradaki beklenti sizin yazılımı geliştirirken direkt olarak diğer C# benzeyen X++ adında bir dille geliştirme yapabiliyorsunuz Aksap'ta da. X++ içerisinde kalmak zorunda değilsiniz. Direkt olarak ister Visual Basic'te, ister C'de ya da herhangi başka Visual Studio'da desteklenen dille yapmış olduğunuz geliştirmeleri de rahatlıkla entegre edebiliyorsunuz şeyin içerisine, Aksap'ın içerisine. Bunları da rahatlıkla çağırabiliyorsunuz. Bir katmanlı mimari söz konusu. Katmanlı mimari ne demek? Önce ondan bahsedeyim. Bu belki ileri düzey, her ne kadar ben yazılımcı olmasam da kendim, ileri düzey belki mimari ile alakalı bir şey. Bir yazılımı yaptığınız zaman farklı noktalarda değişiklik yapmanız gerekebiliyor bu yazılımda. Birincisi yazılımı yapan kişi olarak siz değişiklik yapmak isteyebiliyorsunuz. İkincisi siz müşterinize değişiklik yapma hakkı verebiliyorsunuz. Üçüncüsü üçüncü parti yazılım geliştiricilere hak vermek istiyorsunuz ki sizin yazılımınız sizin dışınızda da geliştirilebilsin. Dördüncüsü müşterinin kendi değişikliklerinin üstüne kişilere de son kullanıcılara da değişiklik hakkı verebiliyorsunuz. Şimdi layer mantığını biliyor musunuz? Herhangi bir image processor'da, eskiden Adobe'de bol miktarda vardı, ben orada öğrenmiştim en azından. Arka arkaya şey koyduğunuz zaman böyle, Hacivat Karagöz'ü düşünün. Ev var, Hacivat var, Hacivat evin önüne girebilir, arkasına girebilir. Arkasına girdiği zaman evden dolayı görünmeyecektir. Oysa önüne gelirse Hacivat'ı göreceksiniz gibi. Ya da bu transparanlığı düşündüğünüz zaman en katman sizin göreceğiniz katmanken arttaki katmanlar öndeki katmandan dolayı kısmi ya da tamamen bloklanabiliyor. Bu katmanlı mimari de bunu oluşturuyor. Kullanıcının yapmış olduğu değişiklikler kendi hakları çerçevesinde kullanıcının göreceği kısmı oluşturuyor. Onun altında kullanıcı herhangi bir şey spesifik olarak belirtmediyse müşteri. Müşteri bir şey belirtmediyse üçüncü parti yazılım sağlayıcılar. O belirtmemişse lokalizasyon varsa lokalizasyon. O belirtmediyse sistemi kendisine görebileceğiniz bir yukarıdan aşağı doğru bakıldığında üzerine gelen katmanlarla değişmiş olan bir mimari söz konusu. Siz onun için en alt kademede sistem seviyesinde bir şey değiştirdiğiniz zaman ya da üçüncü parti bir yazılımı değiştirdiğiniz zaman hala da son kullanıcının aynı detayları görmesi mümkün olabiliyor. Yapısal değişiklikler tabii yoksa burada veri yapısını değiştirmiyorsunuz falan ama alt kademedeki değişiklikler çok rahatlıkla diğerlerinden bağımsız olarak yapılabilir bir halde. Bunun da sağlamış olduğu avantaj bize mimari olarak değişiklikleri kolay bir şekilde yapabilme opsiyonu sağlıyor. Entegre gelişim ortamından zaten bahsettik. Bu kurulumların da bu rahat olmasını sağlıyor. Siz rahatlıkla güncellemelerinizi hızlı bir şekilde ilerletiyorken yeni fonksiyoneliteyi hemen kullanmaya başlıyorsunuz. Mevcut fonksiyoneliteye dokunmadan yeni fonksiyoneliteyi de devreye alabiliyorsunuz. Bütün bunları yapıyorken de ta en alt kademeden başlayıp en üste kadar çıkan bir güvenli yapı söz konusu. Rol tabanlı bir yetkilendirme söz konusu. Kişiye verilen role bağlı olarak bir yetkilendirme geliyor.
Bu yetkilendirme ile beraber siz aslına bakılırsa sadece sistem içerisinde değil, sistem dışına çıkan verilerde de, ki bu Power BI'de belki biraz daha ön plana çıkıp, o data denilen bir mekanizma ile siz veriyi rahatlıkla dışarıya alabiliyorsunuz. Excel içerisinde bu datayı gösterebiliyorsunuz. Ama dışarıya alıyorken veriyi alma mekanizmamız kim olarak logon olduğuna bağlı olarak o verinin kısıtlanmasını sağlıyor. Yani normalde hiç SQL ile çalıştığınızı bilmiyorum ama SQL ile direkt olarak gidip admin olarak bağlanıp tüm datayı indirmek gibi bir yöntem değil. Sizin yetkiniz nereye yetiyorsa o datayı alabileceğiniz, sadece görebileceğiniz detayları alabileceğiniz bir yapıya geliyor. Bu ne olabilir mesela? Şirketinizin 3 tane farklı lokasyonu var ve siz sadece bir lokasyonun datasını görebiliyorsunuz, finansal datasını. Diğerlerini görmeniz mümkün olmamalı. Eğer siz direkt bağlanıp alsanız 3 lokasyonun da datasını alabilecekken, sizin yetkiniz sadece tek lokasyonda olduğu için rol bazlı olarak, sizin çektiğiniz data, ister sistem içerisinde ister sistem dışında çekmiş olduğunuz data, direkt olarak o lokasyonla ilgili data olarak gelecektir. Bu aynı şekilde çalışan sayılarında da olabilir. Toplam çalışan sayınız bu kadarsa ve sadece bir şirketin verisini almak istiyorsak sizin yetkinizde bu şirkette ise sadece, siz sadece burayı görebiliyorsunuz gibi bir detay getiriyor bize. Beraberinde çok etkin bir iş akış yapısı geliyor ve bu drag and drop'la çok rahatlıkla çekip sürükleyerek bu kişinin yapmış olduğu değişiklikleri bu kişi onaylasın, miktar şu detayı aşarsa buraya gitsin şeklinde bir yapıyı da kurabiliyorsunuz. Aynı zamanda son kullanıcı olarak hiç workflow'a gerek kalmadan, iş akışına gerek kalmadan belli alanlardaki değişikliklerle ilgili kendinize uyarılar da yollayabiliyorsunuz. Bu alanda bir değişiklik yapılırsa ya da kar marjı negatife düşerse bana bir uyarı yap gibisinden herhangi bir hesaplanmış field ya da normal bir verinin üzerindeki değişikliği de kendinize direkt olarak bir alarm olarak aktarmanız mümkün olabiliyor. Diğer sistemlerle çok rahatlıkla çalışabilen bir yapı söz konusu. Burada hem veri alışveriş teknolojileri hem de diğer entegrasyon, mesela BizTalk ürününü belki duyanınız vardır. BizTalk ürünüyle çok rahatlıkla veri alışverişini yapıp dış sistemlere bilgi aktarmak ve dış sistemlerden bilgi almak mümkün. Bir işletme dediğiniz zaman zaten genelde ne yazık ki hiçbir zaman kendi başınıza kalmıyorsunuz. Sürekli birilerine bir veri alma, bir veri aktarma ihtiyacı mutlaka oluyor. Bu diğer sistemlerle beraber çalışabilmenin de kolay olması ve bunların geliştirmenin kolaylıkla yapılabilmesi ilerleyen safhalarda bol miktarda başarısını engelliyor. Özetle biz ölçeklenebilir çözüm sağlıyoruz. Ölçeklenebilir olunca sizin işletmeniz bugün 5 kişi ise 5 kişi için rahatlıkla kurabilecekken şirketiniz 500 kişi olunca 500 kişi de rahatlıkla bu işlemin tüm detaylarını gönderebilecek, yapabilecek bir yapı sağlamaktayız. Tek lokasyonda da 20 tane lokasyonda da sizin üretim planlamanızı yapabilecek bir yapı söz konusu. Ve siz bunu rahatlıkla çalışmaya devam ediyorken kapasitesini artırarak büyütebiliyorsunuz. Esneklik çok önemli. Büyüme açısından bu esneklik bizim sağlamış olduğumuz bir değer faktör. Ve bunların hepsi güzel bir deneyim paketinin içerisinde toplam maliyetin düşük olacağı bir yapıya geliyor. Şimdi şurada çok belli olmuyor değil mi? Bunlar her ne kadar tek başına rapor gibi görünse aslında biraz sonraki ekranlarda göreceğiniz bunlar her biri birer portal şeklinde giriş sayfası. Rol bazlı yetkilendirme var demiştim demin. Rol bazlı yetkilendirmede ne yapıyoruz? Siz sadece finansal verilerin, şu şirkete ait finansal verileri görebiliyorsunuz diyoruz. Ama sizin bir de şirkette rolünüz var. Neci olabilirsiniz? Satın almacı olabilirsiniz. Neci olabilirsiniz? Satış müdürü olabilirsiniz. Sizin olduğunuz role bağlı olarak sizinle ilgili önceden hazırlanmış bir ekran. Bu ekranın içerisinde hazır grafikler var. Size gelen, sizin yapmanızın beklendiği işlerle ilgili gelen evrak bölümü diye adlandırabileceğimiz bir kısım var. Bunların hepsini bir arada sunulduğu farklı farklı 33 tane hazır detay gelmekte. Bu 33 tanenin 3 tanesi aslında şablon. Siz rahatlıkla diğer rolleri de bunun üzerinden, bu şablonun üzerinden kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Power BI ile ya da Excel'in içerisinde yapmış olduğunuz, sistemden veri çekerek hazırlamış olduğunuz raporları da entegre edebiliyorsunuz geriye. Yani bir tane rapor hazırladınız, kendi sayfanıza, en nihayetinde burası bir SharePoint sayfası. SharePoint sayfasına direkt olarak ben bunu burada görmek istiyorum her sabah geldiğinde dediğiniz zaman bu detayı görmek mümkün olabiliyor. Bunun da size sağlamış olduğu avantaj bir bakışta işlerinizin tamamı ve işletmenizin bütününü görme fırsatı veriyor. Mesela şu anda bir CFO, Chief Financial Officer ya da Türkiye'deki adıyla herhalde muhasebe işten sorumlu ya da finansal işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı diyelim belki herhalde öyle çevirebiliriz CFO'yu. CFO için hazırlanmış. Rahatlıkla değiştirilebilecek ama bir sistem içerisinde standart gelen ekranı göstermekteyiz. Şimdi burada bir Power BI şeyi var her ne kadar. Nasıl gösterebileceğimi bilmiyorum aslında. Şurada bir harita var. Bing haritaların üzerine yapılmış bir rapor var burada. Eminim
İlerleyen session'ların bir tanesinde raporlamaya ilgili bir session'da göreceksinizdir bunu. Excel'in içerisinde çok standart bir özellik olarak geliyor. Herhangi bir veriyi koyduğunuz zaman siz bu verinin yanında ilçe, il ismi yazsa, Türkiye'de dahil olmak üzere bunlara ya da koordinatlar yazarsa bu veriyi siz direkt olarak Bing haritalarının üzerinde gösterebiliyorsunuz. Bunu visualize etmek çok kolay. Excel bilmek bence bir üniversite öğrencisinin en önemli görevlerinden olmalı. Çünkü iş hayatında en fazla yarayan şeylerden bir tanesi. Çok başarılı bir araç Excel ve inanılmaz derecede yeteneğe sahip. Şurada bu şekilde hayatınızın bir yerinde Excel kullanarak saatlerce işinizi azaltabilirsiniz gibi gelmekte bana. En azından neleri yapabildiğini bilmek Excel'in, neleri elle yapmalıyım, neleri programlama yaparak yapmalıyım ya da neleri Excel'de yapabilirim sorusunu bulmak açısından çok önemli bir şey. Geçtiğimiz günlerde bir konferansta duymuştum. Bilgisayar dünyasında 3 tane çok önemli ilerleme var demişlerdi. Bunların ne olduğunu anlatmışlardı. Bir tanesi copy, ikincisi paste, üçüncüsü export to Excel. Excel atabiliyorsak hayatımız çok kolaylaşıyor hakikaten. Onun için bu üç ilerlemeden bir tanesi olan Excel, hatta en ileri noktası olan Excel, inanılmaz kolaylıklar sağlıyor. Burada görmüş olduğunuz veri dağısına bakılırsa, bir Amerikan haritası üzerinde her ne kadar şu anda belli olmasa da, farklı illerde yapılan satışlar ve bu satışların iki tane ürün üzerinde dağılımını gösteriyor burada. Yine normal grafikler burada. Şu bölgenin tamamı şu şekilde. Buradaki grafiklere bağlı olarak filtreleniyor. Yani siz eğer burayı seçerseniz, biraz sonra belki canlı sistemden de örneği gösterebilirim. Bu ürünü ya da ne olduğunu bilmiyorum. Bu ürünü seçerseniz buradaki haritanın üzerindeki pie chartlar ve ürün dağılımları da bu ürüne göre güncelleniyor. Bu iki grafik de bu ürüne göre güncelleniyor. Bu Power BI'nin getirmiş olduğu çok güzel özelliklerden bir tanesi raporlama konusunda. Şimdi burada biraz daha statik raporlar söz konusu bizim gidişatımızı gösteren. Üst taraftaysa yönetsel açıdan çok daha önemli olduğunu düşündüğüm raporlar söz konusu. Bu güzel görsel raporları herkes çok seviyor ama bizim esas görmek istediğimiz detaylar nasıl büyütülüyor bu? Harita görünüyor mu? Peki şöyle göstereyim. Peki biraz sonra sistemden de gösterebilirim. Burada birincisi KPI denilen Key Performance Indicator'lar var. KPI'lar iş hayatında bol miktarda karşılaşacağınızı düşündüğüm alanlar. Burada bir şirketin vergiler öncesi karının görünmesi bir KPI olabiliyorken, hangi açıdan baktığınız çok önemli. Hangi seviyede olduğunuz. CFO olarak bakıyorsanız karlılığa bakıyorsunuz ama satış müdürüyseniz ne kadar satış yaptığınıza bakıyorsunuz. Eğer üretim müdürüyseniz açıkta kalan planlanmamış üretim siparişlerine bakıyorsunuz gibi bir detay söz konusu. Onun için rol bazlı olarak her role bağlı olarak farklı KPI'ler söz konusu. Burada KPI'lerin örneklerinde de toplam kar marjımıza bakma, arkasından vergiler öncesi kâra bakma gibi detaylar gelebiliyor. Bunların mevcut değerleri, hedeflerle kıyaslanması, statü derken de burada bir önceki döneme ya da bir önceki yıla göre kıyaslanması, trendi yukarı doğru mu gidiyor, aşağı doğru mu gidiyor, aradaki farklar, deltalar ve bu KPI'den, bu metrikten kimin sorumlu olduğuyla ilgili bir değer koyabiliyorsunuz. Şimdi demin size bahsetmiştim, Microsoft ürünleri hepsi bir arada çalışıyor, bir şekilde entegre oluyorlar burada diye. Bu owner detayı altında, kimin sahibi olduğuyla ilgili detay altında aslına bakarsanız görmüş olduğunuz şeyler kullanıcı adları. Bu kullanıcı adına bastığınız zaman şu yanda görünen sarı ya da yeşiller bu kullanıcının LinkedIn'de ya da Skype'da online olup olmadığını gösteriyor. Eğer kişi online ise Skype'da ve sizin burada ortalama açıkta kalan fatura miktarınız olsa gerek bu. Ortalama fatura miktarınız açıkta kalan, ödenmemiş fatura miktarınızla ilgili bir kırmızı durum söz konusuysa direkt olarak bu kişiyi arayıp nedir, niye böyle bu faturaları niye toplayamıyoruz, bu paralarımızı niye alamıyoruz diye soracağınız bir kişinin olması çok mantıklı ve bu kişiye çok rahatlıkla buradan ulaşabiliyorsunuz. Bu aslına bakarsa normal koşullarda herhangi bir sistemden birisinin bu değere bakıp arkasından telefonu kaldırıp toplantı istemesi ya da niye bu olmadı diyerek konuşmasıyla ilgili bir durumken burada tamamen entegre bir şekilde karşımıza geliyor. Yine aynı şekilde bununla ilgili buraya ortaya Yammer sosyal feed'ini koyarak bununla ilgili bir tartışma da başlatabiliyorsunuz. Ya da bu detayı alıp bununla ilgili tartışmayı alıp başka bir yere de taşıyabiliyorsunuz. KPI'ler önemli performans indikatörleri şirketler açısından çok önemli. Aslına bakarsa temelde bir rapor. Yine diğer bir organizasyonel indikatör ise burada biraz daha rakamsal boyutta, finansal boyutta firmanın toplam satış cirosu, ne kadar alacağı var, ne kadar borcu var. Şu anki toplam açıktaki fırsat miktarı gibi detayları gösterebiliyoruz. Bu bir örnekti. Bir diğeri finans direktörü. Finans direktöründe biraz daha
artık üst düzeyde biraz daha altta gerçekten operasyonda neler olduğunu görebiliyoruz. Operasyonda neler olduğunu görüyorken de tasklerini görmek mümkün. Herhalde o bir sonrakinde görünecektir. Evet, şimdi şurada bu bir satış müdürü olsa gerek. Satış müdüründe şurada görmüş olduğumuz kısım. Tekrar büyüteyim orayı. Sağ üst köşede görmüş olduğumuz kısım bu satış müdürünün yapması gereken işlerle ilgili. Ne kadar müşteri araması yapmam gerekiyor? Ne kadar fırsatın takibini yapmam gerekiyor ile ilgili olarak şu anki mevcut fırsatlarla ilgili olarak tüm dokümanları burada görebiliyor. Bu aslında bakılırsa kişinin iş yükünü oluşturuyor. Ben bugün bunları yapabilirim, bunları yapmalıyım, bunların zamanı gelmiş diyerek daha operasyonel düzeyde işlemler yapmamızı sağlıyor bize. Aynı zamanda her bir grafiğin üzerinde çok rahatlıkla drill down yapabiliyorsunuz. Bu drill down yapıyorken farklı boyutlara geçebiliyorsunuz. Drill down yapınca biliyorsunuz o rapordan daha alt o rakamı oluşturan değerlere inmek mümkün olabiliyor. Ve bu değerlerin detayını görerek siz performansınızla ilgili detayları görebiliyorsunuz. Standart olarak arayüzde şu şekilde. Sol tarafta bir menü var. Ortada görmek istediğimiz esas veri kısmı. Sağ alt tarafta şu anda üzerinde bulunduğumuz kayıtla ilgili en kritik bilgiler. Bunun sağında ise, bunlar tamamen açılıp kapanabilecek şekilde duruyor. Açılıp kapanabilecek her birinin yanında işaret var. O bulunduğunuz veriyle ilgili diğer ek bilgiler, önemli diğer ek bilgiler, tamamı değil, önemli diğer 3-4 tane ek bilgi koyuyoruz. En kritik bilgiler burada. Açılıp kapanabilecek istediğiniz zaman hızlı görebileceğiniz bilgiler burada. Bunların hepsinin bu şekilde olması, siz bir alt kayda indiğiniz zaman bunların hepsi güncelleniyor burada. L şeklinde. Bu şekilde bir liste yapısı getiriyor. İsterseniz kaydın üzerine çift kliklerseniz o size tamamen yeni bir ekran açıp bütün bu detayları yine o kaydın özelliğine göre göstermekte. Bu şimdiye kadar gösterdiğim aslında direkt olarak client'ın arayüzüydü. Web'de de hemen hemen aynı arayüzü sunmaktayız. Yine sol tarafta menü. Sadece burada kayıt sayısı biraz daha kısıtlı. İlk başta çok yüksek miktarda web'de olması bile kayıt yüklemeyip sayfaya bölüyor. Alt tarafta kritik bilgiler, sağ tarafta o üzerindeki kayıtla bulunduğumuz kayıtla ilgili olarak ek bilgiler gelmekte. Başka neler geliyor burada? Navigasyon ve eylemle ilgili, tamam. Filtreleme geliyor. Çok rahatlıkla hızlı bir şekilde bu verilerin içerisinde farklı bilgiyi arayabilirsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Bir tane satış siparişlerine baktınız. A müşterisine hangi siparişler var açıkta, hangi siparişler var kapanmış. Bunları siz geliştirmiş filtreleme ya da hızlı filtrelemeyle çok rahatlıkla seçip sadece o müşteriye odaklanabilirsiniz. Ya da rakamı, miktarı şu rakamdan daha fazla olan diyelim ki 100 bin liranın üzerindeki satışlarımızı görmek istiyoruz. Çünkü biz onlarla ilgili ayrı bir promosyon yapmak istiyoruz ya da bu müşterileri ayrı bir şekilde sınıflandırmak istiyoruz. Bunları müşterilerine çıkartmak istiyoruz. Bunlara ayrı davranmak istiyoruz. Bunlar da yine bu şekilde hızlı bir şekilde yapılabilecek bir şey. Birden fazla kaydı seçmek mümkün, çoklu seçim. Böylelikle 5 tane bu seçmiş olduğumuz, listelemiş olduğumuz, filtrelemiş olduğumuz tüm kayıtlardaki müşterileri seçip bu müşterilerin hepsinin kategorisini VIP yapabiliriz. 100 bin liranın üzerine sipariş verdi diye. Ve aynı şekilde bunların hızlı bir şekilde görmesi, demin bahsettiğim özet bilgilerini görmek mümkün olabiliyor. Biraz daha fonksiyonel detaylarına gireyim. Girmeden önce ara mı vereyim? Vermeyeyim, biraz daha devam edelim değil mi? Organizasyon yapı çok önemli. Demin iş akışlarından bahsetmiştim. İş akışları nasıl yaparsınız diye bir şey kafanızda düşünün. Hangi durumda kime eskale edeceksiniz? Kim onaylayacak? Bir tane onay yeterli mi? İkinci bir onay da gerekiyor mu? Sorusunu düşünün. Ve bunu nasıl esnek bir şekilde yapacağınızı varsayın arkasından. Düşündüğünüz zaman şimdi ben yaptığım zaman benim müdürüme gidecek. Ondan sonra onun müdürüne gidecek. Ondan sonra muhasebeye ilişecek benim masraf dokümanım. Ama Onur yaptığı zaman Onur'un müdürüne gitmeyecek, önce başkasına gidecek. Ondan sonra bir üst müdüre geçiyor olacak. Oysa Onur'la benim müdürüm aynı. Organizasyon olarak aynı yapıda olup olmamamız farklı olabilir. Buna göre onaylayıcılar farklı. Bunların bütün hepsinin yapıldığı. Aynı zamanda şirket arası konsolidasyon yapmak gerekiyor bazen. Konsolidasyon ne? İki şirketin mali değerlerini bir araya getirmesi gerekiyor. Siz kaydi olarak şirketler açmış olabilirsiniz. Ama bu şirketlerin aslında baktığınızda hepsini birden tek bir kalemde görmek istiyorsunuz. Ne kadar karlılığım var dediğiniz zaman görmek istediğiniz rakam bütün 5 şirketinizin birden hepsi olabilir. Teker teker şirketler olabilir, olmayabilir. Bunların konsolidasyonu gerekiyor olabilir. Gibi birçok farklı faktörün hepsini biz
organizasyon yönetimi altında, bir organizasyon şeması altında gösteriyoruz ve çok farklı amaçlarla farklı farklı organizasyon şemaları yapılabiliyor. Masrafların onaylanması için bir organizasyon şeması yapabiliyorken, şirketteki kişilerin göreceli lokasyonları belirtmek için, yani normal bildiğiniz organizasyon şeması yapabiliyorsunuz ya da konsolidasyon amaçlı şu iki şirket bu şirkete raporlasın, bu şirket üzerinden sadece finansalları ilerlesin gibisinden raporlamalar da yapmak mümkün olabiliyor. Bu yapı direkt olarak ERP'nin tamamında kullanılabilecek, esnek bir şekilde ilerleyecek bir fırsat veriyor. Özellikle iş akışlarında bu çok faydalı oluyor. İş akışlarında siz direkt olarak spesifik kullanıcı ismi ya da pozisyon ismi belirtmeden git bir üstteki organizasyon hiyerarşi yapısını bul. Bu kimse buranın yetkili müdürüne bu masraf kaydını yolla diyebiliyorsunuz. Bu tamamen esnek olarak yaptığınız zaman da teker teker her bir seferinde isim söylemenize ya da pozisyon belirtmenize gerek kalmıyor. Aynı şekilde finansal yönetimde de dimension denilen, boyut denilen bir kavramla biz çok büyük bir esneklik ediyoruz. Boyutun özelliği de siz sadece mesela tekstil üretiyorsunuz diyelim, gömlek üretiyorsunuz. Bay gömleği mi, bayan gömleği mi? Arkasından uzun kollu mu, kısa kollu mu, rengi, boyaması, bilmem nesi gibisinden çok farklı ürün özellikleri tutabilirsiniz ve bu ürün özelliklerinin her birine göre farklı kırılımda rapor almak isteyebilirsiniz. Gerek finansal boyutunda olsun, gerek ürünle ilgili olsun, bu farklı boyutların hepsini teker teker tanımlama yapmadan belli kriterlere göre sadece gömleklerde uzun kol, kısa kol yap, pantolonlarda uzun kol, kısa kol koyma gibisinden bir opsiyonla siz alt ürün kırılımı seviyesinde de raporlama yapabileceğiniz bir yapıyı rahatlıkla oluşturabiliyorsunuz esnek bir şekilde. Tedarikçi ilişkilerinde de daha önceden bahsetmiştim. Direkt olarak bir tedarikçi portali açabiliyoruz. Açmış olduğumuz tedarikçi portalinden de teklif toplayabiliyoruz. Tedarik zincirinin tamamını görebiliyoruz. Manufacturing Execution Systems adı altında ya da Execution Excellence adı altındaki sistemlerde sadece satın almaları değil, satın alma, stok, arkasından üretimde olan miktar, sonra mağazanın stoğu, satıştan geri iadeler şeklinde tamamını görebileceğimiz, zincirin tüm halkalarını görebileceğimiz, ne kadar ürün var, bu ürünü tamamen bitirmek için ne yapmak gerekiyor görebildiğiniz bir süreç oluyor. Mesela bu gömleği artık üretmek istemiyorsunuz, yerine başka bir ürün çıkarttınız. Bu gömleğin hangi aşamada nerede olduğu ile ilgili tüm takibi yapabiliyorsunuz burada. İnsan kaynaklarına bakarak direkt olarak çalışanların verimliliği, gerekli eğitimleri alıp almadıkları, işte herkesin belli miktarda yangın ilk yardım eğitimi alması gerekiyor belli shiftlerde. Mesela diyelim ki 3 shift çalışıyor şirketiniz 7-24. Sabah vardiyasında mutlaka ilk yardım eğitimi almış birisinin olması gerekiyor. Akşam vardiyasında da birisi gerekiyor. Gece vardiyasında da birisi gerekiyor. Bunları planlıyorken bu planlama önemli. Aynı zamanda yetkinlikler önemli. Hangi tezgahı ne şekilde çalıştırabiliyor? Kim tezgahın bakımını yapabiliyor? Bu tezgahla ilgili sorun olduğu zaman bu kişi bu detayı yapabiliyor mu? Önemli bir değer. Ondan sonra da çok doğal olarak ERP'nin içerisinde de küçük bir miktarda olsa da, kısıtlı miktarda olsa da müşteri ilişkileri yönetimi var. Çünkü ERP'de sizin müşteri tutmanız gerekiyor. CRM'deki müşteri detayı çok daha fazla müşteriyle ilgili tüm bakışı sağlıyorken ERP'de sadece direkt satışlarla ilgili bir kısmı yapıyor. Biz çoğunlukla bu sistemleri entegre ediyoruz aslında. Nasıl entegre ediyoruz? Müşteriyle ilgili kısmın sürecin tamamı CRM'den başlıyor. Bu CRM'den başlayan süreç daha sonra ERP'ye geçiyor. ERP'de sadece bunun aslında kaydileşmesi gerçekleşiyor. CRM'de ise bununla ilgili çok daha fazla detay tutuyor. 360 derecede müşteri ne istedi, ne yazdı, ne şikayet etti, ne vardı gibisine detayları burada kaydediyorken, hangi saatte ziyaret ettik müşteriyi, hangi ürünle ilgilendi, hangi ürünle ilgili şikayet bildirdiği CRM'de tutuyorken, gerçekleşen müşteri siparişini ERP'ye almak yeterli oluyor. Çünkü ERP'nin gerçek işi aslında bu kısmı yapmak. Müşterinin siparişlerini takip etmek ve bunların ilerlemesini sağlamak. Şimdi finansal yönetimin detaylarına biraz daha girecek olursak, biraz daha hızlanayım buralarda. Çok sıkmayayım sizi. Bütçeleme önemli bir fonksiyon birçok işletme için. Önümüzdeki sene ne yapacağız? Önümüzdeki sene kaç paralık satış yapacağız? Yapmış olduğumuz satışları nasıl takip edeceğiz? Her bir satışçının satışını nasıl primlendireceğiz? Bu yapmış olduğumuz primlendirmeye göre satışçılardan daha fazla para kazanmalarını nasıl sağlayabiliriz? Ya da yeni ürünlerin satılması konusunda bu satışçıları nasıl ikna edebiliriz? Çoğunuz bilirsiniz bakkallarda özellikle tütün ürünleri satan arkadaşların çok fazla şey vardır. Dolaşıp farklı ürünleri satmaya çalışırlar. En azından ben sigara içmeyen birisi olarak bakkallarda duyduğum muhabbet böyleydi. Şu üründen bu kadar daha almam lazım ya da satmam lazım gibisinden bir satış baskısı üzerinden geçer bu yaklaşım.
Bu bütçelemeyi hem aşağıdan yukarıya, yani ben bu kadar daha satabilirim şeklinde kişilerin satışlarını teker teker yaptığı bir şekilde de yapabilirsiniz. Hem de yukarıdan aşağı yapabilirsiniz. Yukarıdan aşağı yapmak ne demek? Biz önümüzdeki sene CEO çıkar, biz önümüzdeki sene %15'lik büyüme sağlamak istiyoruz. Nasıl sağlayacağız? Hangi departman daha fazla satacak? Her departman %15 daha satamaz. Bazı ürünlerin satışı fix. Mesela bisiklet yedek parçasından bahsediyorduk önceki örneğimizde. Fren balatasında %15 daha fazla sağlamanız ancak %15 daha fazla bisiklet satarsanız mümkün. Ya da mevcut bisiklet balatalarının değişmesiyle ilgili mümkün. Mevcut bisiklet sayısı belliyken satışın çok fazla artmaması ya da bu seneki satışların üzerine konulması ve bunun her bir bisikletin balatasının bilmem kaçta bir değişmesi oranının üzerinden bakıldığı zaman %15 sağlamak mümkün olmayabilir. O zaman fren balatası bölümüne %15 vermeyip diğer bölümlere satış limitini ya da bütçeyi artıracak hedefler vermek ve bunların daha sonrasında bu kadar sana hedef veriyorum, bu kadar harcama yapabilirsin gibisinden bir karşılaştırma yapmak önemli bir şey. Bunu yapıyorken de bunu herkesten toplamak çok zor bir şey. Hepinizin birer tane doküman yolladığını bana, birisinde bunu konsolide etmek zorunda olduğunu düşünün. Bu basit bir süreç değil. Konsolidasyon zor bir iş. Birileri genelde muhasebe departmanında saçını başını yiyorlar bunu yapmak için. Aksap da bu konuda oldukça esnek bir çözüm sunuyor. Excel'le şablonlar yollayabiliyorsunuz kullanıcılara. Bu yapılan şablonlar daha sonra da sisteme direkt olarak yüklenebiliyor. Üzerindeki değişiklikleri sisteme yüklediğiniz zaman da bir onay mekanizmasından sonra konsolidasyon sistemi içerisinde sağlanıyor rahatlıkla. Onun için bütçelemenin bu chat seferli kısımlarını nispeten azaltan bir zorluk söz konusu, yapı söz konusu. Aynı zamanda kolay veri girişi de sağlayabiliyoruz. Bunlara bir örnek. Diğer bir örnekte herhangi bir veriyi siz Excel'e alabiliyorsunuz. Excel'in üzerine değişiklik yaptıktan sonra tekrar Excel'in içerisindeki bir fonksiyonla, direkt yukarıda menüde bulabileceğiniz bir fonksiyonla tekrar sisteme atabiliyorsunuz veriyi. Değişecek veri var, değişmeyecek veri var. Değişmeyecek verilerle ilgili size hata dönüyor ama değişebilecek verilerle ilgili bu değişiklik yapılıyor. Bunun yapılması sizin sistemde teker teker değiştirmekle uğraşmanız yerine Excel'de herhangi bir formüle göre %15 arttırın ya da müşterilerin her birinin sınıflandırmasını A'dan C'ye değiştirin şeklindeki bir veri değişikliğini hızlı bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Bunlar biraz daha muhasebe spesifiğinde olduğu için çok fazla bahsetmeden geçeyim ama önemli bir şey belki burada bir maliyet analizi. Ürününüzün buyurun. Ara. Ne kadar çabuk şey yapmaya başlarsanız, anlamaya başlarsanız o kadar iyi. Hepiniz çalışacaksınız diye varsayıyorum 2-3 sene içerisinde. Birçok insan üniversiteden mezun olduğunda navlun nedir, fatura nasıl hazırlanır bilmeden çıkar. Çünkü üniversitede bu hakikaten öğretilmiyor. Çok da normal üniversitede bunun öğretilmemesi. Üniversitede çok fazla şey öğretiliyor. Ama üniversite her zaman sizin gerçekten iş hayatınıza karşılaşacağınız şeyleri öğretmiyor. Biraz daha fazla normu öğretiyor. Ne olabilir öğretiyor. Bunlar biraz daha global değerler. Şirketten şirkete değişen değerler. Her bir şirkete göre bir şey anlatmak çok zor. Buradakiler inanın detay bile değil daha. Yani bu sabit demirbaş yönetiminde ya da maliyet analizinde o kadar fazla yöntem var ki sırf 4 yıllık üniversiteniz hayatınızın tamamını maliyet muhasebesinin nasıl yapıldığı ve bunun fiyatlandırmasıyla ilgili geçebilirsiniz. Hatta bu konuda eğer ilginizi çekiyorsa çok fazla fizik okumuş. Benim tanıdığım insan var birkaç tane. Fizik mühendisliği ya da fizik okuyup da gidip bankalarda maliyet analizi yapan ya da şirket değerleme yapan kişiler var. Demin bahsetmiştim Excel fonksiyonları falan var ya. Bu fonksiyonların hepsini kullandığınız zaman paranın zaman değerine bakmak lazım, farklı değişkenlere bakmak lazım. Bunların üzerinden yapısal analizler yapıyorsunuz ve bu analizleri yaptığınız zaman ortaya çıkan değerler sizin bu şirkete yatırım yapayım mı yapmayayım mı kararınızı verebiliyor. Detaydır doğru ama genel başlıkları bilmekte ki bunlar bence genel başlıklar fayda var. Anlamanızı çok fazla yani maliyet muhasebesi burada dediğim zaman ya da maliyet analizi dediğim zaman bütün altındaki detayları A, B, C şeklinde maliyet analizi nasıl yapılır gibi detayları bilmenizi beklemiyorum. Ama en azından kulak aşinalığı açısından önemli. Olur mu? Sabredin birazcık daha bitireceğim biraz sonra. Demirbaş birçok şirkette var. Benim bilgisayarımın arkasında bir tane barkod var. Bu barkod bilgisayar kaybolduğunda ya da herhangi bir sorun olduğu zaman hangi tedarikçiye ne şekilde döneceğini, hangi garanti kapsamı içerisinde olduğunu takip etmesini yarıyor ki bu bilgisayarda böyleyken makinelerde farklı bir şekilde çalışıyor. Uçak parçalarında çok önemli bir şey mesela bu şey takibi, sabit kıymet takibi. Özellikle yedek parçaların hepsinin belli zamanlarda bakımının yapılması ya da belli zamanlarda değiştirilmesi gerekiyor. Uçak pervaneleriyle ilgili birçok yönetmelik var. Bu yönetmeliklerin her birini takip etmek, her bir otoritenin ihtiyaçlarını karşılamak önemli bir şey. Sırf bu sebepten dolayı, bakımla ilgili konulardan dolayı
havacılık sektörü bol miktarda ERP yazılımı almıştır geçmişte, ilk alanlardan olmuştur. Çünkü her bir parçanın ne zaman bakımının yapıldığı, ne zaman değiştiğini takibi kritik bir bilgi. Uçak Allah korusun düşerse direkt olarak geri dönüp de çıkartın bana kayıtlarınızı, ne zaman bunun bakımını yaptınız, ne zaman parça değişti detayını görmek isteyeceklerdir. Siz bunun hesabını veremezseniz, olduğu ki hasbelkader müdür oldunuz şirkette, direkt siz sorumlusunuz. Çünkü yeterli önlemleri almadınız. Ben bilmiyordum bir şey değil, özür değil. Bilmeniz bekleniyor şirket yöneticisi olarak ve bu bilgiye de hakim olmanız gerekiyor. Hakimiyet önemli bir şey orada. Bunu yapmak için de birçok şirket çok fazla paralar harcayıp normalde tutması gerekenden çok daha fazla veriyi tutarak bir sistem oluşturuyor. Ne kadar tedarik zincirinden bahsettim aslında ama yine ana başlıklardan bir kere daha bahsetmek istiyorum. Şirketler arası işlemler çok önemli. Bir şirket sırf kaydi açıdan faydası olduğu için birçok şirket aslında hem birden fazla defter tutuyor hem de farklı kaydi şirketler tutup bu şirketlerin bir tanesinde iş yapıp diğerinde satın almaya da satış yapıyor. Ya da bir şirketine toplu olarak alıp birkaç tane şirkete dağıtıyor. Böylelikle toplu almış olduğu şirketin bir maliyet avantajı söz konusu olabiliyor. Nasıl devlette, devlet malzeme ofisi bunun aynısını yapıyor aslına bakılırsa. Kalem aldığı zaman bütün devlet dairelerinin tamamı için kalem alıyor. Milyonlarca alıyor. Fiyat sizin tek kalem alacağınızın onda birine düşüyor. Çünkü çok yüksek miktarda alındığı için. Böylelikle bir toplu satın almadan kaynaklanan bir fayda sağlıyor. Burada da intercompany'de şirketler arasındaki bu değişimler, şirketlerin birbirine aynı grup şirket olsa bile belli bir kar marjıyla satmaması, otomatikleştirmesi çok şirkete fayda sağlayan süreçler olarak çıkıyor ki görmüşlüğüm vardır bunu. Harcama analizi, kimin ne kadar para harcadı, maliyetlerin takibi, bütçeyi oluşturduk. Bundan sonra da bütçeye karşı ne kadar para harcadığımızı da görmek çok önemli bir şey. Tedarik yönetimi ve sipariş yönetiminden de bahsettik belli bir oranda aslına bakılırsa. Ödemeler tabii çok önemli. Ne zaman, ne kadar geciktirseniz o kadar iyi. Elinizde parayı tutmak her zaman için iyi. Ama zamanında ödemek de kredibiliteniz açısından iyi. Onun için bir dengeyi oturtmak gerekiyor. Ne kadar parayı, ne kadar sürede ister bankada tutun, ister başka yatırıma aktarabilirsiniz. Ne zaman bu para lazım olacak, ne zaman borç ödeminiz var görmek nakit yönetimi açısından çok önemli değerler. Yine üretimin içerisinde farklı üretim tiplerinden bahsetmiştim. Daha demin öncesinde sadece iki tane tipten bahsettim. Proses ve kesikli üretimden bahsettim. Bir tanesi montaj şeklinde, bir bisiklet tarzı üretimde bir ürün geliyor, tezgahlardan geçiyor ve tamamlanıp çıkıyor. Diğeri de proses tip üretimde, zeytinyağından sabun yapma örneğini vermiştim. Aynı şekilde tam üretim tipi olmasa bile bir üretim felsefesi olarak yalın üretim önemli bir şey. Yalın üretimde siz stok tutmuyorsunuz. Bu endüstri mühendisi arkadaşlar duymuşlardır belki ya da duyacaklardır kesinlikle. Toyota'nın örneği çok ilginç bir örnektir. Toyota mesela boyaların, araba için kullanmış olduğu boyaları direkt olarak stoksuz olarak tutar. Sadece kullanacağı zaman gelir bu. Stoğun tamamı, stok tutmayla ilgili tamamı, tüm maliyeti alt tedarikçilere dağıtır. Fren yapılacaksa üretim planının tamamını tedarikçilerle paylaşır. Ben şu tarihte şu arabayı yapacağım. Siz de bunun için gerekli olan tüm ürünleri bana bu tarihte getirin der. Getirmemesi durumunda ceza uygular. Ama bu sayede tamamen stoksuz çalışarak bütün bu stok maliyetini azaltıp çok daha etkin bir yönteme gidebilir. Kanban diye duymuş olabilirsiniz şey. Aslında yalın üretimin bir şeyi. Üretim yapıyorken sadece üretmek değil, bunun düzgün bir kalitede çıkması önemli. Belli oranlarda testlerin yapılması çıkan ürünlerle ilgili. Bu bizim kalitemizin standartını sağlamak açısından önemli. İşte bu sampling denilen örnekleme, bu örneklemenin detayları oldukça önemli. Bundan sonra da ta ilk başta anlattığım MRP'nin, esas üretim planlamanın en kalbini oluşturan master planlama. Yani hangi ürünü, ne zaman üreteceğiz, hangi sipariş için, hangi parçaları kullanarak üreteceğiz, hangi tezgahta, hangi kişileri kullanarak üreteceğiz. Direkt çok önemli bir detaya ulaştırmakta. Oluşan detayı daha sonrasında da takip etmek gerekiyor. Şunun üretimine başladım, şunun üretimini şu saatte bitirdim, bu ürünü üretmek için bu kadar vakit harcadım. Sizin o ürünün maliyetinin çıkmasına bir girdi olarak gelmekte. Bu da shop floor adını verdiğimiz gerçekten fabrikada geçen zamanın ne kadarının makine bakımıyla geçtiği, ne kadarının atıl zaman olarak geçtiği, ne kadarının başka amaçlarla geçtiğini takibi, hangi ürünün ne kadar zaman sonra çıkacağıyla ilgili bir tedarik zamanı belirtme açısından çok önemli bir şey. Siparişi aldınız, 20 tane ürün yapacağız size dediniz. Satışçı gitti, yarın teslim edilmesi gerekiyor ürünlerin. Müşteri de soruyor satışçıya. Benim yarın gelecek 20 tane ürünüm var. Nedir durumu söyler misin bana diyor.
Direkt olarak satışçı CRM sisteminden bunu görebilmeli. Görebildiği zaman ne diyecek? Evet efendim, ürünleriniz şu anda paketlenmekte, hepsi hazır. Bu akşam nakliye verecek, yarın elinizde olacak diyebilecek. Ya da çok özür dileriz efendim ama gerek parça eksikliğinden dolayı ya da gelen parçaların eksikliğinden dolayı ürünleriniz 3 gün gecikmiş diyecek. Bunun için müşteriyi önceden hazırlayacak. Müşteri ertesi gün onu kendine göre ayarlayabileceği, kendi siparişini takip edebileceği, onu da kendi müşterilerine haber verebileceği bir yaklaşımı ortaya çıkartacak diyerek bunda geçiyorum. İnsan kaynaklarından belli bir oranda bahsettim. Benim özel ilgi alanımda senelerce insan kaynakları sistemi yaptım. Herhalde burada bahsedilmesi gereken önemli şeylerden bir tanesi devam takip sistemleri. Kimin ne kadar zaman nerede harcadığı üretime bağlayacak olursak. Diğer bir alanda ne kadar para verdiğimiz haklar yönetimi ve bordro diye geçebilecek kısım. Çalışanlara verdiğiniz para sizin direkt olarak üretim maliyetinizi etkilemekte. Ne kadar fazla çok doğal olarak endüstri mühendisinin en fazla en sık söylemlerinden bir tanesidir. Her şey bir sistemdir. Kapalı bir sistemdir. Girdiler ve çıktılar var. Bir şirketi bir kapalı bir sistem olarak alırsanız girdiler, satın aldığınız ürünler, çıktılar sattığınız ürünler ve bunun neticesinde gelen para olarak bakarsanız girdilerin bir kısmı işçilik ve işçilik maliyetleri olarak geldiğinde sizin şöyle bir tarttığınız zaman sisteminizi tamamen gördüğünüz şey ne kadar para harcayarak ne kadar para kazandım. Eğer harcadığınız para daha fazlaysa, kazandığınız para daha azsa bu işletmenin gidişatı çok iyi yönde değil. Bir an önce değiştim. Şimdi tekrar bir özet geçecek olursak, Dynamics ailesi iki tane ana ürün alanından oluşuyor. Bir tanesi ERP. ERP'nin altında iki tane yazılım var, Aksap'ta ve Navision. Bir de CRM ailesi var. CRM ailesi de hem CRM online hem CRM, ikisi de aslında bakılırsa tek sistem, aynı şeyleri sunmakta. Aksap'ta ve Navision arasında bayağı bir farklılık söz konusu temelde. Bunlar nasıl çalışıyorlar ve diğer Microsoft teknolojileri nasıl entegre oluyorlar? Bol miktarda aslında teker teker örneklerle bahsettim ama şöyle toplu olarak gösterecek olursak. Bütün bu sistemlerin altında aslında Windows Server çalışıyor. Windows Server bize ne sağlıyor? Bir, çok rahat ölçeklenebilir, entegrasyonu ve güvenliği sağlam bir sistem sağlıyor. Aynı zamanda bu bizim üst kademelerde, mobile ya da diğer farklı alanlara çok rahatlıkla gidebileceğimiz, bunları da yönetebileceğimiz, sistem yönetiminin rahat yapılabildiği bir yapı sağlıyor. Ne demek sistem yönetiminin rahat yapılabildiği? Siz mobil cihazlardan şirketinizin işlemlerinin yapılmasını istiyorsunuz ama mobil cihazlarda şifre olduğundan emin olmak istiyorsunuz. Şifre yoksa bu mobil cihazdan şirket bilgilerine ulaşılmasın. Çünkü kaybolursa şirketimle ilgili bilgiler riske girer diye düşünmektesiniz. Bunu sağlamak için de Windows Server'ın direkt olarak Intune ya da System Server SCOM adına verilen System Center Operation Manager adı altında bir fonksiyonitesini kullanıyorsunuz. Bu da direkt olarak sizin uç noktalardaki terminallerinizin canlı olup olmadığı, güncellenip güncellenmediği, mobil cihazlarınızın şirket politikalarına uyup uymadığı gibisinden tüm parametreleri kontrol edebilen bir yapı sunuyor. Bunun üstüne veri tabanı ve bu gerçekten iş bilgisinin yapıldığı kısmı koyuyoruz. Burada da performans bir numaralı faktör. Sistemin hızlı çalışması için iyi bir veri tabanının olması gerekiyor. İş rekası ve raporlamada bu aşamadan sağlanabilecekse çok başarılı bir şekilde sistemin tamamının görselleştirebilmesi, bu kadar verinin anlamlı bir sonuca çıkmasını sağlıyor. Sonucun çıkmasını sağlıyor. SharePoint'te biz sadece portalleri yani web sayfalarını yapmıyoruz. Aynı zamanda doküman paylaşımı için de SharePoint çok rahatlıkla kullanılabiliyor. Şirket içindeki dokümanları daha önceden bahsettiğim gibi. Bütün ürünlerin aslında her ne kadar yapısal olarak burada dursa da bütün Dynamics ürünlerin hepsi ofis ürünleriyle entegre çalışmakta. Ofis ürünleriyle beraber size çok rahatlıkla doküman hazırlama, Excel'e veri aktarma, Excel'den veri alma gibi özellikler geliyor. Ve bunların altında da mutlaka iletişim kurmak gerekiyor. Ya birisine dışarıdaki tedarikçi e-mail yolluyorsunuz ya da şirket içindeki birisiyle bir iletişim kuruyorsunuz. Link ya da Skype'ı da ekleyebiliriz buraya. İletişimi sağlayıp sistemler arasında ya da kişiler arasındaki konuşma sistemle kişi arasındaki iletişimi çok rahatlıkla sağlayabiliyor. Bütün bunların üstüne işte biz hem ERP hem CRM yerleştiriyoruz. Yetmediği yerde size .NET Framework'ünde istediğiniz şekilde gelişme imkanı sağlayabiliyoruz. Böylelikle yeni fonksiyoniteleri, bizim sunmadığımız fonksiyoniteleri ki burada kısıtlı bir fonksiyoniteden bahsetmiyoruz. Bayağı geniş ama hala daha yetmediği yerler var. Bunların da siz şirketinize göre farklılaşmasını sağlayabiliyorsunuz. Neyi sağlıyor bu da size? 360 derece müşterilerinizi görmeyi, pazarlamanızı ve satışınızı takip etmeyi, satıcılarınızın yetkin bir şekilde, bilgili bir şekilde müşterinize gitmesini ve gittiği zaman tedarik zincirinde,
ki bu tedarik zinciri demek, ta en baştan satın almadan çıkıp da müşteriye ulaştırmasına kadar olan tüm sürecin içerisinde ürünün ki adımları gösteren bir yapının içerisinde bütün üretiminizi ve üretimle ilgili detaylarınızı görmenizi sağlıyor. Mobil çözümlerden şimdi biraz bahsetmek istiyorum. Burada bir tane örnek var aslında bakılırsa. Biraz sonra şöyle yapalım. Ben bundan bahsedeyim, arkasından bir ara verelim. Sonra size iki tane video izleteyim. Biraz da Onur konuşsun. Sonra yemeğe gidebiliriz. Tamam. Mobil çözümlerde Delta Havayolları, görmüşsünüzdür. Bazı havayolları biliyorsunuz şey satıyor direkt olarak. İkram adı altında aslında bakılırsa ürünlerini satıyorlar. Bu havayollarının para kazanmak için çıkartmış oldu bana göre bir yöntem çok seyahat eden birisi olarak. Ve bundan ilk çıktığında çok tepkiyle karşılanmıştı. Arkasından daha sonra insanlar bunu çok normal olarak buldular. Ben zaten uçakta bir şey yemiyorum, içmiyorum. Niye ekstradan parasını ödeyeyim gibisinden bir yaklaşımla gitti. Bir de uluslararası uçuşlarda duty free satışı var ki aslına bakılırsa bir mağaza olması sebebiyle uçağın şirketler bundan yüklü miktarda para kazanabiliyorlardı. Bütün bu süreci kolaylaştırıp uçakla ilgili detayları daha rahat görebilmek, çalışanların etkinliğini artırmak açısından Delta Hava Yolları hem pilotlarına, ki pilotlar biliyorsunuz kocaman çantalarla dolaşırlar, bu çantalar yaklaşık olarak 30 kiloya yakın diyebiliyorum ben. Pardon 13 kilo, 30 kilo değil. 13 kiloya yakın ve bu sadece o uçakla ilgili spesifik ve o rotayla ilgili spesifik bilgilerin olduğu bir doküman silsilesi. Hiç yani pilotun kendi eşyaları değil. İki tane çantası varsa üstte duran kalın kutu şeklindeki çanta direkt olarak uçakla ilgili dokümanlardan oluşuyor. Bu dokümanları taşımak her seferinde biliyorsunuz uçak en nihayetinde benzin harcayıp havalanmaya çalışan, yükünün fazla olmasının durumunda daha fazla benzin harcayan ve daha fazla benzin harcarsa daha çok zarar eden ya da daha fazla maliyeti olan bir ulaşım aracı. Bunları taşımamak Delta pilotlarına çok faydalı oluyordu. Birincisi taşımadıkları için kendileri rahat ediyorlar. Her seferinde 13 kiloyu fazladan taşıyıp sırtları ağrımıyor. İkincisi uçaklar 13'er kiloluk bir yükten kurtuluyor. Ve bu sayede Delta Havayolları birincisi pilotlarına tabletler vererek bu tabletlerin üzerine tüm uçuş rotası hattı uçakla ilgili bilgileri sağlıyor. İkincisi kabin ekiplerine yani hosteslere ve hostlara el terminalleri vererek bu el terminallerinin üzerinden direkt olarak satış yapmalarını ya da uçakla ilgili herhangi bir sorunu bildirmelerini bunların tamamını offline yapıp tekrar online oldukları zaman, çevrim içi oldukları zaman bu bilginin aktarılmasını sağlayacak bir yaklaşımla çözüm sunuyor. Bunun üzerine de aslında arkasında bu Nokia telefonların üzerine konulabilen çok ufak bir şeyden, kulaklık yerinden konulabilen çok ufak bir kart okuyucuyla beraber kart detaylarını tamamen uçakla çekip hiç ayrı bir cihaza gerek kalmadan satış noktası olarak, POS olarak bu cihazı kullanılmasını sağlıyor. Ve buradan direkt olarak tüm işlemi halledip nakit ödemeyse nakit ödeme, kart ödemeyse kartın çekilmesi sonucunda bu duty free işlemlerini bitirmesini sağlayabiliyor. Şimdi bir kısa ara verelim. Arkasından Onur'a birazcık söz vermek istiyorum. 5 dakika nasıl olur? Çünkü çok fazla vaktimiz yok ondan sonra. 7 dakika olsun tamam.